Kemal, neredesin Kemal? Arkadaşlar artık gerçekten yemek istemiyorum. Son iki. Hepsini yedim ve sadece 6 dakika falan sürdü. Yeşim yemek ister miydin? Yedin zaten hepsini. Zaten ben yedim hepsini. Maşallah. Abinizi kaybettik. Abi helal olsun diyeceksin Kemal. Ağlayacaksın, ağlayacaksın. Başkan, ne yapacağız ya? Arkadaşlar bir haftada en çok köfte yiyen takım tam tamına 1000 TL kazanıyor. Takımlarımız renkliler Serdar Bey ve ben ve siyahlar Şeyma Hanım ve Kemal Bey. Kaç tane yersiniz rakiplerimiz? Şeyma az söyle, az söyle. Kaç tane yersiniz bir haftada? 50 yerim ben bir haftada. Ne diyorsun Kemal? Ben de her gün 10 tane yesem 70 tane yerim. Sen abi. Ne ya, siz 120 diyorsunuz ama gerçi en çok yer kazanacak bizim tahminimiz var mı başkan? Kaç tane yersin? Ya ben günde en az 15'ten 7 kereden 75 falan. İşte ben de buralarda yani. Bakalım bunlar çarşıya yok ne uyacak mı? Evdeki hesap. Hesap çarşıya. Evet bir haftamız var, bir hafta sonra tekrar görüşeceğiz. Aralarda konuşuruz zaten. Başkan sana çok görüyorum. Evet. Hemen başlayalım. Evet köfteleri aldım geldim. Bundan 5 tane var. Birkaç tanesini gördük, birkaç tanesi tekir var. Boyutları uygun olduğu için bunlardan seçtik. Evet gördüğünüz gibi köfte stokum burada. Gerekirse daha fazla alacağım. Benim amacım bir haftada en az 150 tane köfte yemek. Belki 200'e varabilirim. Şimdi ilk önümle hemen başlıyorum. Merhaba. Şimdi size köfte stokumu gösteriyorum. Şöyle. Şöyle 6 tane var. Ya ben stokumu göstermeden önce Bir paketini koydum, şu anda pişiyor. Evet arkadaşlar, günün ilk köftesini günün akşam saatlerine doğru şu anda anca yiyebileceğim. Ben de bir paketi pişiriyorum ama aç da bıraktım kendimi, bilemiyorum o yüzden. Pişsin köftelerim, yavaş yavaş ben de yemeye başlıyorum. Bakalım başlıyoruz, ne olacak bakalım nasıl uçta da. Yani fena değil. Bugün acaba Şeyma kaç tane yiyecek? Daha onunla konuşmadım. Ben bu 21 taneyi yiyeceğimi düşünüyorum. Bakalım yiyebilecek miyim? Evet, başlıyoruz. Vay. Köftelerim hazır. Keyif burada şu an deliriyor. Ne yazık ki sana veremeyeceğim keyif. Her videoda geliyorsun ama senin yemeğin başka Caniko. Bu arada köfteler biraz çekiyor, ufalıyor. Bakayım nasıl olmuş, güzel olmuş mu? Şöyle bir tane bir ısırık. Bir tane bitti. İlk gün, birinci gün bir 21 ile kapatayım ben. Yarın da 21 yesem okey, çok da rahatsız olmak istemiyorum. Biraz da fazla protein alıyoruz şu anda. O yüzden çok da abartmak da istemiyorum. 21 okey. İlk seferde 15 tane yedim. Beni çok zorlamadı. Ekmek yemedim gerçi ama yanında turşu ve acı biber turşusu ve şey yedim, salatalık turşusu yedim. Yani zorlasam bunun 20'si var. Öyle söyleyeyim. Çok kıran kırana geçecek köfte yemek kapışması. Arkadaşlar bir tane denedim. Gerçekten çok güzel olmuş. Dökümü tavada güzel oluyor. Biraz uzun sürdü ama yakacağım gibi de hissettim. Böyle boyutları bunlar. Bu ikinciye bam diye gidiyor. Ha? İlk günün ikinci önünde kendime 15 tane daha köfte yaptım. Şöyle göstereyim. Biraz da salatam var. Hepsini gömmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar başarılı olacağım. Bu bir gurur videosudur. Ve sanmıyorum ki Melih'le başkan bugün bütün bir paketi yemiş olsunlar. Kemal'in sadece bugün 21 tane yediğini ve benim 22 tane yediğimi varsayarsak toplamda 43 tane köfte yemiş olacağız. Ama tabii günün ilerleyen zamanları ne gösterir bilinmez. Birinci gün, ikinci köfte öğünüm. Ya akşam yemeği diyeceğim ama daha akşam da olmadı. Şeyma'nın bir paket yediğini öğrenince dedim ki yani yükseltmem lazım. Şeyma'ya ayıp olur diye. Bu sefer fırında yaptım. Gördüğünüz gibi domates sosum, böyle yoğurdum falan da yok. Hardal ve biraz mayonez buldum. Sonunda aldım. Hepsini yedim ve sadece 6 dakika falan sürdü. Yeşim yemek ister miydin? Yedin zaten hepsini. Zaten ben yedim hepsini. Maşallah. Ben hepsini yemem. Bir 10 tane falan 25'ini içime veriyordum ama hepsini yedim. Tabağımda şu an 7 tane köfte kaldı. Bu 8 tane köfte götürmüş oluyorum demek. Yaklaşık 1 dakika, 2 dakikada falan yedim bunları. Oh! Biraz yavaş yiyeyim ben. Acelem yok ki ya. Bütün günüm var. Bütün bir haftam var.
Biraz su. Melih ve başkanın yanımızdan bile geçtiğini düşünmüyorum. Şeyma'ya gerçekten helal olsun. Beni de gaza getirdi. Ve bugün 30 köfteyle günü kapatıyorum. Yarın görüşmek üzere. Birinci günü. Bugün daha yiyemem. Çok eminim. 22 köfteyle kapatıyoruz. Arkadaşlar şu iki tane yedikten sonra bir iki tane daha kalıyor. Sonra 15 olacak. Tabağım bomboş. Ve yaklaşık 3 dakikada 15 tane köfte yedim. Birkaç öğün ben yokum. Az önce uyandım. Dün performansım iyi değildi. Bugün direkt kahvaltıya 20 tane köfteyle başlamak istiyorum. Evet, şu an ikinci gün akşam yemeğindeyim. 20 tane köfte yaptım şöyle fırında. Yanımda yoğurt ve kolamla birlikte hemen yemeye başlıyorum. Ben de bugün 20 tane yiyerek günümü kapatmayı düşünüyorum. Başlıyorum. Köfte yeme kapışmasının ikinci günündeyiz. Dün o sayıyı orada bıraktım. Bugün o kadar yiyemeyeceğime eminim dün yediğim kadar. O yüzden sadece 16 tane köfte pişirdim. Bunu yerken hatta bir şeyler izleyeyim diyorum. Kendime şöyle bir tabak yaptım. İçinde 16 tane köfte var. Ve 10-15 dakika sonra bir sabah toplantısı var. Eğer bunları bitiremezsem toplantıda yemek zorunda kalacağım. Çünkü soğusun istemiyorum bunlar. Evet, ikinci gün kendime süper bir tabak hazırladım. Şurada baklalarım var. Burada mücverlerim var. Hani bu tek başına köfte olmasın, biraz çeşit olsun diye şey yaptık. 20 tane köfte var tabakta. Başlıyorum. 1. Bir daha yedim. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Çok iyi gidiyorum. Biraz da mücver. Bakın benim kızıma. Yemeklere bakıyorsun. Gel dedim, gelmedin. Gördüğünüz gibi şu anda 6 tane kaldı. Yaklaşık 5 dakikada 10 tane köfte yemiş bulundum. Bundan sonrakileri artık bir tık daha yavaşlayacağım. Onu al şu. Ta-d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 a. Ben 16.'yı yedim. Bugün belki yine yerim. Çok emin değilim. Şunu bitirince 16 tane köfte yemiş olacağım. Eğiliyorum. Köfteyle kapatıyorum. Toplam köfte sayım 50 oldu. 50. Bakalım Şeyma kaç yapmış. Hiç zorlanmadım bugün. 16 köfte çok zorlamadı beni. Yarın nasıl olacak? Bugünün devamı nasıl olacak? Heyecanlı. Maalesef biraz şiştim. 17 yedim ama biraz rahatsız edici olmaya başladım. Benim şu ana kadarki skorum 17. Evet, 20-3 17. 17 tane yemişim. Maalesef mücverler sayılmıyor. Keşke sayılsaydı. Bayılacağım. Olur. Son köftem. Tabağım bitti. Hiç yok içinde. 16. Üçüncü günün sabahındayım. Dün gece video çekemedim çünkü midem inanılmaz rahatsız oldu. Bayağı da biraz bozuldu. Bu çok kötü oldu. Başkan, kusura bakma ya, bugün çok kötüyüm. Bayağı midem çok kötü. Evet, bugün üçüncü gün. Ben yine köfte yiyorum. Burada bir 20-25 tane falan köfte var. Şimdi bunların hepsini kızartıp yine yiyebildiğim kadar yemeye çalışacağım. Selam, üçüncü gündeyiz ve kendime 23 tane köfte yaptım. Şu şekilde bugün sade yiyeceğim. Çok açım. Saat akşamüstü şu anda. 5 civarı falan. Ve ben bu köfteleri çok beğendim. Köfte yeme kapışmasının 3. gününden herkese merhaba. Bugün hedefim büyük. Çok fazla köfte yiyebileceğime inanıyorum. Karnım da iyice acıktı zaten. Bugün gene bir paket yeriz diyorum. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar kendimi topladım ve şu anda oturacağım. Akşam yemeği olarak bütün paketi yiyeceğim. Bütün gün hiçbir şey yememiştim. Kötüydüm. Dün akşam da kötüydüm. Ve geri gelmek için çok güzel bir comeback derler. Comeback olacak. Evet, 3. günün yemeğine başlıyorum. Kendime kaç tane köfte yapmışım bir şöyle bakayım. 25-26 tane köfte yapmışım burada kendime. Biraz salatam var. Başka herhangi bir şey yok. 23 tane köfte 2 dakika 50 saniyede bitirdim. İstesem daha hızlı da bitirebilirim. 6 tane kaldı.
20 tane yedim. 6 dakikada, 7 dakikada 20 tane köfte bu arada mideme oturdu. Üçüncü akşamın yemeğinde, menümüzde sadece köfte var. 22 tane köftemiz var. Onun dışında biraz şöyle evde topik vardı. Topikle biraz böyle köfteyi ittireceğim. Keyifciğim, sana ben mi? Ha, bana demiyor zaten. Evet, ben yavaştan başlıyorum köfte yemeye. Eşim de karşımda pizza yiyor. Geçen videoda kalan pizzalardan yiyor. Kaybettiğimiz videoyu da şuradan bulabilirsiniz. Afiyet olsun. Meli arasa da akşam dese ki biz pes ediyoruz. Başkanla ben pes ediyoruz. Mümkün değil. İster misin? Veremem ki. Veremem ki. Veremem ki. Veremem. Ne olur veremem. Olmaz. Bugün daha fazla yer miyim bilmiyorum. Büyük ihtimalle yiyemem. 20 ile falan şey yapacağım buna, bu durumu. Bugünü 20 ile kapatacağım büyük ihtimalle. Beni ne yaptı birazdan onu da yazacağım. Öğrendim ne yaptığını. Ve 21. Tebrik ediyorum seni Şeyma'cığım. Bugünü de 21 ile kapatıyorsun. Kemal, umuyorum bugün bir 30 yemişsindir. Yani ben bunu yediysem sen bir 30 yemişsindir. Ay ben fenayım arkadaşlar, su içeyim. Bugün günümü 23 tane köfteyle kapatıyorum. Şeyma da 21 tane yemiş. 54 yaptık bence. Gayet güzel 3. gün için. Yeni yarışma formatımız, eşime sordum. Eşime sordum. Sence Kemal kaç tane köfte yer günde ortalama? Günde rahat 40 tane yer. Yok rahat, artık rahat 40. Yer. 40. Şeyma sence kaç tane yer? Şeyma da en az 15 yer. Günde 55 tane yerler diyorsun. Şimdi her gün aynı performans olmasa da bir 45 ben bekliyorum. Başkan kaç tane yer? Başkan da az değil ya. Kaç yer? 25-30 arası. 25-30 arası yer. Ben kaç tane yerim? Sen de 25 yersin. Şimdi bu az geldiyse. Peki son 3 tane bu arada. Peki sence ben kaç tane yerim günde? Yemeliyim yani. Yiyebilirim normalde. İşte 25 diyorum. Hı. Eşime sordum. Bitti. Teşekkür ederim. O ne oldu ona? Ona sormadım, çok kızdı. Kev, sen kaç tane yersin? Arkadaşlar, o kadar çok yedim ki. O yüzden şimdi siteye indim ve sodam var elimde. Tam bir ne diyeyim, çok tüketim yapan abilerimiz oluyor ya, onlara döndüm iyice. Efendim, son 2 tane köftem. Tabağım bomboş. Çok köfte istendi benden. Hepsini reddettim ve 2 tanesini yiyerek 22 tane köfteyi bu akşam için gömmüş oluyorum ve bugünlük de benden bu kadar. Zayıf gidiyorum herhalde ya, değil mi? Bir günde en azından 25 tane yapmak lazımdı herhalde. Diğer günlerde çok başka olacak. Bambaşka bir Melih göreceksiniz. Evet, geldik 4. güne. Ben artık 4. günde bizim bahçeye geldim. Şimdi şöyle ki, başkanla konuşup bugün ikimiz de 30'ar tane yemek istiyoruz. 30-30 yersek 60 olacak. Bugün çok iyi olacak. O yüzden şöyle bir pakette genelde 22 tane çıkıyor. 22-23 tane falan çıkıyor. Bugün bunların hepsini şu an yiyeceğim. Ondan sonra da akşamüstü bir 7-8 tane daha yiyerek bugünü 30'da kapatmayı düşünüyorum. İşte 4. günün ilk köfteleri. Kendime kaç tane yaptım? 15 tane yaptım, azıcık sayayım söyle size. Yanımda küçük turşular var. Ekmek yemeyeceğim. Ekmeği bir sonraki öğüne, gece öğününe saklıyorum. Hadi bakalım başlayalım. Hazır mısınız? Bunu görmeye hazır mısınız? Burada da üzerine dökeceğim bir yoğurt sos var. Hemen saymak istiyorum. Şu an 30 tane köfte var önümde. Bugün dün yediğim kadar köfte hayatta yemeyeceğim çünkü aşırı rahatsız oldum. Bugün bir 15 tane yemeği hedefliyorum. Taşınabilir, hafif mangal gibi bir şey var, barbekü diyor. Bununla yapacağım. Nasıl bir şey yazmışsınız ki, ben hiçbir şey anlamadım. Susuz çalışırmayız, tamam. Önce su koyalım. Yeterli mi hocam bu su acaba? Bugünün de köfte challenge'ını başlatıyoruz. Şu an önümde 23 tane köfte var. Bunları yiyeceğim. Şu an gayet huzurlu bir noktadayım hayatımın. O yüzden hiç yemekte sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum ama Kemal ve Şeyma ile konuştum. Şu an 190 tane köfte yediklerini söylediler. Çıta çok yüksek gerçekten. Genç arkadaşlarımız inanılmaz şekilde yiyorlar. Ama takımı buradan söylüyorum. Buradan takımımı sırtlayacağımı mesajını çok net vereyim. Merhaba. Turşu mu alacaksın? Tabağımdan bir tane turşu eksildi. Bu arada son köftem. Demin birkaç tane turşumu aldı götürdü. Bu son köfte atıyorum ve bugün yani 4. gün ilk 15'i yemiş oluyorum. Hazırsanız başlıyorum. Şöyle tabağım da elimde dursun da görün.
Evet, 20'yi de bitirdim. Son sıra. Evet, dördüncü gün akşam yemeğini şey yapıyorum, yiyorum. 15 tane pişirdim yine kendime. Şöyle göstereyim. Bu saatten sonra yediklerim fazla. Yani gerçekten fazla şu anda. Şu 4 tane. Ablam Kemal çok mu yiyor diye sordu arkadaşlar. Cevabı size bırakıyorum. Yorumlardan okursun canım. İnsan bir an sonra farklı şey yapmaya başlıyor. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10 tanesini buraya grupladım. 2, 4, 6, 7. Motive olarak, yani motivasyon olarak şöyle diyorum mesela. Şunlar bittikten sonra 10 tane kaldı. Şunlar bittikten sonra 5 tane kaldı diyor. Her zaman kendime küçük hedefler koymaya çalışıyorum. Ne oldu, çok mu komik? Komik mi? Neye gülüyorsun? Bana mı gülüyorsun? Ve 15 son. Bakalım Kemal bugün kaç yiyecek? Kaldı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Kaldı 6 tane. Kaldı 4 tane. Bitti. 23 tane köftem bitti. 4. günde 30 tane köfteyle kapatıyorum. Sanırım bugün daha fazla yiyemem. İmkansız yiyemem. Keyif için bir saniye. Bir şey konuşuyorum arkadaşlarla. Keyif. Keyif. Bir dakika, bir rica edeceğim. Teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim. Bundan sonra her gün en az 30. Son iki tane beraber yemek istiyorum ya. Şu son iki tane. Welcome. Bugün yani 30 oldu. Evet, dördüncü günü de bitirdik. Ben bugün 30 tane yedim. Az önce Melih'le konuştum. Melih de 30 tane yemiş. Valla ne olacak bu işin sonu ben bilmiyorum. Umarım Kemal'ler bizden önde değildir ya. Kemal, kardeşim Kemal. Kemal, sizi geçeceğiz. Ağlayacaksın Kemal. Ağlayacaksın. Diyeceksin ki abinizi kaybettik. Abi helal olsun diyeceksin Kemal. Ağlayacaksın. Böyle şöyle yapacaksın. Şöyle. Abi. Sen seni böyle yaparken hayal ediyorum şöyle. Abi. Şema da şöyle diyecek. Ne? O kadar mı yediniz? Ne? Diyecek. Ve başkanla sarılacağız. Sarılmayacağız. Yani uzaktan çaklaşacağız. Sosyal mesafe. 5. gündeyiz. Akşam 5. gün akşamı 23 tane köfte kızarttım kendime. Paketten bu kadar çıktı. Selam. 5. gün ilk köfte öğünüm şu anda. Evet, önümde 22 tane köfte var. Daha fazla yiyecek miyim bilmiyorum. Ama başkana ve Melih'e bilmiyorum geçtiklerini söylüyorlar bizi. Ve bu olay benim canımı sıktı. O yüzden bugün biraz daha fazla yiyebilirim. Bugün 5. gün. Şimdi ben yine bir paket pişireceğim. Artık nereye baksam köfte görür oldum. Umuyorum hayatımın geri kalanında köfte yiyebilirim. Bakalım, hadi pişirelim. Daha sonra piştikten sonra tekrar görüşelim. 5. günden herkese merhabalar. Bu sefer... Yapan gitti ha. Ay, bu sefer artık benim kesin destekler lazım. Bu sefer aşırı kötü düştü. Çat diye çatlama sesi çıktı. 21 tane yaptım. Yanına da bir sos yaptım. Hardallı mayonezli. Artık aldım yani. Hardal ve mayonez aldım artık, yeter. İnsan şu sesi özlüyor insan. Şu sesi 10 saat duymasa özlüyor. Önümde 23 tane köfte var. Hepsini yiyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bugünkü planım bu 23 tane köfteyi yemek. Şöyle yavaştan başlayalım efendim. Çok güzel yapmışım ya. Evet. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Dünkü kadar hızlı yemeyeceğim artık. Çünkü gerçekten zorluyor bu durum beni. Ya sizce Melih günde 30 tane köfte yiyor mudur? 30 tane yediğini söylüyor. Köftelerim bitmiyor. Çok yesem de bitmiyor. Hayat sevince güzel. Bugün yemek yerken hiçbir aktivitede bulunmuyorum. Ve mutfakta yiyebildiğim için artık çok mutluyum. Sürekli oraya onu taşı, oraya onu taşı, zor oluyor da. İkişer ikişer yiyorum ki bitsin diye. Arkadaşlar bitecek. Bitecek, vallahi bitecek. 22 tane köfteyi bitirdim. Şu an saat kaçmış? Şu an saat 5. Sanırım birkaç saat sonra bir 10 tane daha yerim. Şu 3 tane yiyorum. Hı? Pardon. 23 tane. Bitti. 15 ve gün sonu.
Alkış. Her yerde köfte görüyorum şu an. Akşam biraz sebze yedim. Ama yine de ben bugünkü kendime verdiğim sözü tutmak istiyorum. Ve eğer becerebilirsem tam tamına bir paket daha yemek istiyorum. Ki bugünü 46 tane köfteyle tamamlayayım. Evet, son iki köfte. Bununla birlikte 23 oluyor. Artık yutamıyorum. Birazdan Melih'le konuşacağım. Bakalım bugün ne yapacağız. Evet, bu bize belki de kazandıracak köfte tabağı. Kendimi çok zorlayarak bir 23 tane daha yiyeceğim bugün. Yemeye çalışacağım diyeyim. Ve toplamda bunları yersem 46 tane köfte yemiş olacağım. Yarışı bırakmak istemiyorum. İlk günler kötüydüm. Takım arkadaşım Serdar Başkan için yiyorum. Serdar, umarım sen de aynı çabayı göstereceksin ve biz kazanacağız. Efsane. Efsane. Saat şu anda kaç biliyor musunuz? Saat şu an 11.30. Gerçekten şu an saat 11.30. Ve ben köfte yiyorum. Ama yanında yoğurdum da var. Oh. Çok zorlanıyorum artık. Woo. Yavaş yavaş. Yavaş yiyeceğim. Yavaş yiyeceğim. Yoğurt hafifletiyor. Evet. Yoğurt hafifletiyor. Şu an gördüğünüz gibi tabağımda sadece 2 tane köfte var. Bunları da yiyerek ben bu akşam başkana diyeceğim ki 46 tamamdır. Bu iş bizde diyeceğim. Başkan, bu iş bizde. Şimdi sonuncu köftemi yiyorum. Ve size boş tabağımı gösteriyorum. Evet, 6. gündeyiz. Kıran kırana devam ediyor köfte yeme kapışması. Ben bugün ilk kez yiyeceğim. 15 tane yaptım kendime. Yemeye başlayacağım. Şu an çok yakın gidiyoruz. Ama artık onlar iyice sıkılmış. Biz de sıkıldık gerçi. 6. gün ilk köfte önüm. Arkadaşlar artık gerçekten yemek istemiyorum. Köfteden gerçekten çok rahatsız olmaya başladım. Kaybetmek istemiyorum. Kazanmak istiyorum. Ama çok zor. Gerçekten çok zor. Köfte yeme kapışmasının 6. gününden herkese merhaba. Artık daha fazla köfte görmek gerçekten istemiyorum. Melihler de bizim gibi bitmiş haldeler zaten ama bizim sayımız şu anda çok iyi gittiği için pes etmeye hiç niyetim yok. Ve bu yüzden bugün 20 tane köfte pişirdim. Şimdi yemeye başlayacağım, hatta şunu da çıkarayım. Çünkü sıcaklayacağım birazdan. 6. gün gece saat 12.30. Ben bütün gün boyunca hiçbir şey yemedim. Çünkü dün akşam çok yemiştim ve bütün gün inanılmaz rahatsızdım. Serdar Başkan devam ettiği için yarışmaya, yarışmayı bırakmamak için kendime 10 tane bu saatte yapmaya karar verdim. Şöyle göstereyim, 15'in sonuncusu. 6. günde ilk 15'i yedim. 6. gün, ikinci köfte öğünüm. Arkadaşlar şimdi göstereceğim size. Burada 13 tane köfte var. Her birini tek tek yerken zaten göstereceğim. Yoğurtlu yaptım. Yani üzerine yoğurt döktüm. Şu şekilde. Burada 13 tane köfte var. Her birini tek tek sayarak yiyeceğim size. Başka türlü yiyemeyeceğim artık yani çünkü. Evet, 6. günün ikinci önündeyim. Kendime 13 tane köfte yaptım. Yoğurt var. Melih ne yaptı? Bugün onu tam bilmiyorum. Midem artık beni sal abi diyor. Sal beni diyor. Ama yiyoruz. Başa baş gidiyor. Son bir gün kaldı. Yarın da bir 20-25 tane daha yiyeceğim. Evet, bu sondan ikinciyi de son toptan. Bu yarışmayı biz çok kazanmak istiyoruz ya. Çok kazanmak istiyoruz. Ve bu da bu akşamın, bu gecenin sonuncu köftesi. Aa, uyanmış bir de bana bakıyor. Ben de ayakta uyuyordum. O kameralara oynayamazsın. İçin uyuyor lokum. Kamerayı çevirince maşallah böyle açıyorsun gözlerini ama. Yine ben geldim. Evet. Bu sefer 16 tane köfteyle geldim. Ama artık gerçekten köfte görmek istemiyorum. 16 tane köfte. 6. gün 13. köftesi. Ben bugün önceki önde de 15 yemiştim, 28 oldu. 30 yapardım ama köftem kalmamış. Yarın sabah gideceğim, biraz daha köfte alacağım ki iddiamız devam etsin.
Artık lokma ağzımda büyüyor. Sonuçta. Vay başıma gelen vay. Kazanacağız. 16 tane daha köfte yedim. Ve bugün toplam 40 tane köfte yemiş oldum. Bunu da atıyorum. Bugünü kapatıyorum. 20 tane köfte yedim. Bugün daha hayatta köfte möfte yemem. Yemem. Çok kötü. Bilmem kaçıncı köfte öğünüm. Artık yeter. Gerçekten 6. günde son köfte öğünümü çekiyorum. Burada gördüğünüz üzere 2, 4, 6, 7. Arkadaşlar artık yerken bir şey hissetmiyorum. Tat almıyorum. Yani dizi film izlemeyi bıraktım yerken, video izlemeyi bıraktım. İlk gün ne güzel başlamıştık oysa ki. Süzme yoğurtu iyi gidiyormuş ama köftenin yanına bunu öğrenmiş oldum. Sanırım burada 47 yapıyoruz. Günü 47 ile kapatıyorum. Bence bayağı iyi rakam bu arada. 7. günde artık sabahındayız. Dün akşam yediğim köfteler hala midemde. Gerçekten çok kötüyüm. Yani abartmıyorum. Midemde böyle bir sıkıntılar var. Bırakmak istemiyorum. Bugün de yemek istiyorum. Başkan ne yapacağız ya? Efendim 7. günün akşamında kimse bugün boyunca bir şey yemedi. WhatsApp'tan konuştuk size durum ne diye. Yemedi. Ve, yemek istemedi. Herkes bitik yemedi. Halde abi. Herkes bitik halde. Çok o yüzden yarışmamızın aslında sonuna geldik ama kimse kimsenin rakamlarını bilmiyor. Evet. O yüzden istiyorsanız gün gün gidelim neler yapmışız. Canın sağ olsun. Heyecan yap. Biz de heyecan yaptık. Bakalım. Çok heyecanlandım. 1000 TL hangi ekibe gidiyor efendim? Öncelikle ben daha fazla köfte yiyemeyeceğim. Yani hayat boyu galiba yiyemeyeceğim. Siz ne durumdasınız? Aynı bıraktım şekilde. Abi. Ben köfteyi bıraktım. Çok kötü. Ben yerim de. Ben çok uzun bir süre köfte ağzıma süremem abi. Çok bu kötü kadar abi. Bu kadar bir şey hiçbir şey abartmamak gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle. Siz bunu yapmayın. Kesinlikle. Ne kadar güzel olursa olsun bir şeyi bu kadar bir çok yiyince bir daha yiyemiyorsunuz. Aynen öyle. Efendim ilk gün biz 45 tane yemişiz toplamda. Siz kaç tane yemişsiniz? Kaç tane yemişiz Kemal? Bilmiyorum 50 52 tane yemişiz. Oo bak. Biz ikinci gün 33 tane yemişiz. Yani iki günün toplamı 78 olmuş. Sizde ne durum? Biz ikinci gün 36 tane yemişiz. Toplamımız 88 olmuş. Çok güzel. İki gün bizim önümüzdeymişsiniz. Üçüncü gün biz 42 tane yemişiz toplam. Biz üçüncü günün sonunda 120 olmuşuz. Siz kaç olmuşsunuz? Kalbim biz 44 güzel. Tane yemişiz ve 132 olmuşuz. Abi 3'te 3 yapmışsınız. Biz 4. gün 60 tane yemişiz ve 180 olmuşuz. 45 siz? Tane yemişiz ve 177 olmuşuz. Aa, geçtik. 4. gün tane yemişiz. 5. günde 69 tane yedik ve 249 olduk. Aynen. Kaç tane yediniz? 69. Ben o gün işte 40 küsür yemiştim başkanla. 46 mı yemiştim? Evet. Ya yemişiz ya. 5. gün 48 tane yiyip 225 totalde yemişiz. Oo. Biz son gün dün yani 38 tane yiyip 287'de bitirdik. Siz? Abi 67 tane yiyip 292'de bitirdik. Kemal. Yendik mi? Kaç tane yediniz? Aldık be! Evet. İşte bu be! Kemal, anlıyorsun Kemal. Kemal sizi geçeceğiz. Ağlayacaksın Kemal. Ağlayacaksın. Seni böyle yaparken hayal ediyorum şu an. Abi. İşte bu. Abi çok. Şu an yıkıldım ya. Çok iyi gitmişsiniz. Bak dün. Ve dün ucu ağlayarak yedim. Resmen. Dün ağlayarak 287 yedim. 287 mi dedin? 5 farkla. 5. İşte bu be. Abi inanılmaz ya. Kemal dün akşam abi, yatmadan öncekileri bak, yemeseydi şu an yenilmiştik. Evet. Bak o kadar mutlu. Oh. En mutlu olduğum yarışmaydı gerçekten. En mutlu. Çok mutluyum. Gerçekten abi, çok mutluyum. Kaç köfte yedik daha biz toplamıştık? 280 mi? Abi 5 taneyle yenildik başkan. İşte 5 tane ya. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz ya. İşte bu ya. Uf, ağlayacağım. Çok gerçekten şu çok an mutlu ya. Oldum ya. Ağlayacağım mı? Biz ağlayacağız olmasın. Abi evet, ben sevinçten. Ne olursa olsun. Topla ya yani ben bir kere öncelikle kendi takım arkadaşımı
Ve daha sonrasında ya da burada önce, tebrik önce edilmesi kadar... gereken tek bir insan var. Kim? O da benim. Günlerce ne kadar çok köfte yedim biliyor musunuz? Gerçekten tebrik ediyorum. Göreceğiz video izleyince. Vallahi gerçekten göreceksiniz. Rakiplerimizi abi gerçekten ben... tebrik ediyoruz ama. Gerçekten tebrik ediyoruz. Siz de size. 1 liraya mı yanayım? Yediğim 150 tane köfteye mi yanayım? Artık kaç tane yediysem. Of, doğru matematik yaparsam, doğru matematik yaparsam bir 6 günde toplamda 579 tane köfte yemişiz gibi bir durum var. Evet. 579, her pakette 23 tane vardı. Abi inanılmaz. Müthiş ya. 1000 TL'nin sahibi Şeyma ve Kemal takımı oluyor. Gerçekten üzüldüm. Ve 5 tane tebrik edelim ama gerçekten bir şey değil çok... mi? Biz sizin kazanacağınızı düşünüyorduk. Biz de evet. Kendimizin kazanacağını biz de bizim kazanacağımızı düşünüyorduk. Biz de öyle düşünüyorduk çünkü zaten. Biz istikrarlı gittik ama yani. Abi son gün 5 tane daha yiyeceğim. Ben son gün çok az yedim, ben kaybettirdim takımı abi. Neyse. Başkandan yani, bir özür dileriz. Evet. Yani, arkadaşlar ne olursa olsun en sevdiğiniz yemek de olsa bunu ne bu kadar olsun, ekstremlere çok gitmemek gerekiyor. Biz bir daha yapmayız. Yalnızca köfte yapmayız. Başka şey yaparız evet. Bence de. Köfteyi yapmayız yani. Diyerek takımı tebrik ediyorum. Şeyma ve Kemal'i tekrar. Ben kendimizi de tebrik ediyorum. Ben de ediyorum. Yo ben de sizi tebrik ederim. Çok gerçekten yani. Gerçekten çok yenileceğim diye o kadar çok korktum ki yenileceğiz diye. Ağladı. Yani bu kadar söyledi. Çok zordu. Gerçekten bu yarışma çok zordu. Harbiden çok çok zordu yani. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ben gidip evde biraz ağlayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Harbi üzüldüm ha.